Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kombuçayı tanıtacağım. Amerika'dan çok tükettiğim içeceklerden bir tanesi. Genelde nar ve bubble rose aromasını tercih ediyorum ben. Ama Amerika'dan çok bulunan çeşidi genelde zencefil ve limonlu. Günümüzde Amerika'da bilinçli tüketicinin en çok tükettiği içeceklerden bir tanesi. Şimdi kısaca kombuçadan bahsedeyim. Kombuça nedir? Kısaca fermente edilmiş çay diyebiliriz. Siyah ve yeşil çayın simbiyotik bakteri ve maya kolonisi bilimsel olarak SCOBY ile fermente edilmesiyle oluşur. Tarihsel olarak baktığımızda kombuçanın içkinin geleneksel olarak tüketildiği Mançurya'da veya Rusya ve Doğu Avrupa'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. 1900'lerde Doğu Rusya'da tüketildi ve oradan Avrupa'ya girdiği düşünülüyor. 21. yüzyılın başlarında ise Amerika'da çok fazla tüketilmeye başlandı. Fermente ürün olduğundan içinde etil alkol bulunmakta. Ama kombuça piyasada alkolsüz içecekler sınıfında satılıyor. Çünkü 0.5 %0.5'ten daha az alkol içerir. Tadı neye benzer? Genelde benim çevremdeki insanlar çok sevmiyor. Ben kendim tarif etmem gerekirse hafif gazlı, hafif asitli, hafif tatlı, kendine özel bir aroması var. Yani böyle biraz sirkeye benzer bir tarafı olduğundan dolayı insanlar çok sevmiyor tadını. Ama tabii çeşitli bitki ve meyve aromalarıyla beraber yapıldığında biraz böyle gazozada da benzeyebiliyor ama tabii asitlik, yani sirkeye benzer tadı biraz daha ağır bastığı için insanlar tarafından çok sevilmiyor. Ondan sonra neden bahsedebilirim? Kombuça probiyotik, B vitamini oranı yüksek ve organik asit, tabii doğal olarak organik asit de çok yüksek oranda bulunuyor. Tabii bu sebepten dolayı bağırsak florası üzerine olumlu etkiye sahip olduğunu düşünebiliriz. İçinde antioksidanlar içerir. Hastalıklara karşı direnç sağlar. Ondan sonra kalp hastalığı riskini azaltabilir. Tip 2 diyabete karşı yardımcı olabilir. Kansere karşı korumaya yardımcı olabilir. Yani çeşitli, ama tabii bunların hiçbir tanesi bilimsel olarak tespit edilen şeyler değil. Sadece içerdiği probiyotik, B vitamini ve organik asitlerden kaynaklı bu tür sağlık sorunlarına iyi olacağını düşünüldüğü söyleniyor sadece. Ben bunu sonradan size açıklamada da bununla ilgili kaynak da paylaşacağım. Aynı zamanda benim tercih ettiğim genelde bu firma ve Bubble Rose ile Pomegranate, yani nar aromalı olanı tercih ediyorum. Birçok marka adı altında Amerika'da satışta. Zaten size video sonunda da paylaşacağım fotoğrafla. Fiyatlar da aşağı yukarı 3 dolarla 6 dolar arasında değişiyor. Tabii Türkiye'de, Amerika'da bu şekilde ise Türkiye'de piyasada var mı yok mu tam bilmiyorum ama varsa da yani 10 lira 12 liradan aşağı olacağını düşünmüyorum. Evet, şimdi açalım artık, bu kadar teknik bilgi yeter. İşte gördüğünüz gibi görüntüsü. Bu şekilde. Denemenizi tavsiye ederim. İyi günler.